Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlerle bu konuyu konuşacağız. UFO'lar var mı? Konumuz bu. Hemen ben konu geçmeden söyleyeyim. Bence arkadaşlar UFO'lar var ve bizim dışımızda da yaşayan canlılar var. Dünya üzerinde ve evrende. Sen ne düşünüyorsun? Bence var yani, düşünüyorum ben. Sen de benim gibi düşünüyorsun değil mi? Arkadaşlar evet. Ben de öyle düşünüyorum hakikaten. Yani sadece UFO'lardan değil de düşüncem şu, bizim dışımızda yaşayan bence varlıklar var. Çünkü bu kadar filmlere konu oldu. Evet. Filmlere konu oldu, Amerikan filmlerine konu oldu, Hollywood'a konu oldu. Bizde bile Gora falan çekildi değil mi? Şu an, evet. Cem Yılmaz Gora'yı falan çekmişti işte. Evet. Hani o yüzden de ben bizim dışımızda da... Şu an her türlü yani filmler çekiliyor şu an yani. Cem Yılmaz'ın Gora'sı olsun, biraz neydi o aktörünün de eski Yeşilçam. Sadir Alışık, biliyor musun? Biliyorum. Sadir Alışık biliyorum ya. Personel Uzay Yolunda, o var. O var. Kaç yılında çekildi o film? Aynen şey. Abi, Sadir Alışık mükemmel bir oyuncu. Yani, ayrıca... Yani 1970'li yıllarda çekildi o film. O var. Çok yani... güzel o da film yani. Çok yani, güzel ya. O yıllarda yapılmış yani, o yılların imkanlarıyla yapılmış bir film. Abi, ama çok güzel izlenmiş. Gerçekten eski yılların imkanlarıyla yapılmış. Arkadaşlar gerçekten çok güzel filmler. Evet evet. Yani hakikaten diyorum, o imkanlarla adamlar iyi film çekiyormuş yani. Evet. Ama şimdi elimizde tüm imkanlar var, elimizde her şey var ama film çekemiyoruz. İşte, film olmuyor var. Yani. Bir filmlerle o filmler tadı olur mu aynısı yani? Şu anki filmlerle. Mümkün değil abi. Olmaz değil mi? Evet. Mümkün değil. Mümkün değil o abi. O adam yani o an yani her yani teknoloji yok, hiçbir şey yok, imkan yok yani. Yok yok. O anki kameralar olsun. Set çalışanları yani yetersiz, her şey yetersiz orada. Abi, ama yine de yapmışlar yani. Eskiden yani başarmışlar. İnsanlık varmış eskiden, yani duygu varmış, düşünce varmış, insanlık varmış, evet. Her şey varmış. Şimdi öyle değil ki yani, şimdi biraz farklı. Tabii. Çünkü çok farklı. Şimdi her şey yani saygı sevgiden daha ziyade para olmuş. Evet, evet. Maalesef yani para olmuş. O yüzden de tabii konudan sapmak da istemiyorum ben ama konudan da sapmayalım bu arada. Evet. Ben şu an işte ben şunu söylemek istiyorum ki bizim dışımızda, dünyada, evrende bizim dışımızda yaşayan varlıklar var. Belki biz göremiyoruz. Belki çok uzakta. Belki bu dünya gibi başka bir dünya var. Milyarlarca ışık yılı ya, ötesinde ama bilmiyoruz yani biz bunu. Bilemeyiz yani, ki. Yani geçmiş neler var ya tarihte bilmediğimiz çok şeyler var. Daha geçen var yani. Daha geçen yıllara kadar dünya yuvarlak mı konuşuyorlardı değil mi kanka? Evet. Şimdi ise yani, yuvarlak olu kanıtlandı. Evet. Yani kanıtlandı. Tabii. Yani kestiremiyoruz ileriyi. Bundan mesela sen kestirebiliyor yani musun 5 yıl sonra? Tarihlere sen inanıyor musun yani tarihte geçmiş olanları yani hiç? Abi şöyle söyleyeyim. Olgulara falan. Yani hiç, bence her şey abi şöyle söyleyeyim net değil yani. Hiçbir şey net bazı değil. Bazı şeyler hep eksik değil mi? Tabii yani, tabii eksik. Bilinmiyor. Tabii bilinmiyor, bilinmezlik var. Nasıl kanıtlayabilirsin ki her şeyi? Evet. Kanıtlayamazsın. Ama ya konumuz uzay yani aslında hani ben direkt dikkat çeksin diye yani UFO var mı diye girdim ama uzay. Abi şöyle söyleyeyim ben sana. Düşünsene dünya gibi bir yer var. Başka bir yerde hani evrende başka bir yerde. Hani Mars gibi dünya var. Biz bilmiyoruz ama. Bizim yani yaşayan varlıklar var. Tabii. Şu an bu dünyamızda yaşıyoruz burada. Dünyamızda her şey var yani. Yani dünyamızda yani atmosferimiz var. Her şey doğası var. Hava var. Ya şu an yaşayabiliyoruz. Yani, evet evet. Gibi her şey yani biz cennet yani diyelim. Bilmemiz lazım kıymetini bu. Yani dünyamızın yani. Şu an baksana coğrafyaya yani çok harika. Evet. Bir Mars'ta daha evet. Hala su bulunamadı bir Mars'ta. Yani şey evet. Yani, evet. Allah bize bu yani bu şeyi vermiş yani bize bu. Doğru. Yani şu an herhangi bir evrende yaşamış olmuş olsaydık yani şu an yani bilirsin evrendeki yaşam süresi kaçtır diye. Doğru. Sen biliyor musun? Mars'ta kaç? Ne kadar? Atmosfer yok orada yani gaz, azot var. Yani orada yaşam süresine kadar 1 saniye. İnanılmaz. 1 saniye ya. Düşün, 1 saniye. Şu an nereye gitmek istersin dünyamızda? Mesela Avrupa'ya çıkmak istersin, Avrupa'da istediğin her yere nereye gitmek istersin? İtalya'ya mı gitmek istersin? İspanya mı? Belçika mı? Yani Alplere çıkarsın. Yani farklı farklı her yerin bir coğrafyası vardır yani. Doğru. Doğallığı, güzelliği vardır. Allah bizlere bunları bahşetmiş yani. İşte ya dönüp dolaşıp yine evet. Gerçekten de kıymeti bilmemiz lazım evet. Aslında bizim her şey buna çıkıyor evet. Yani kıymeti bilmemiz lazım. Yani şu an oralarda başka yerlerde şu an evrenlerde var mı yaşam var mı ya şu an? Bence şu an ya şu an ama bence şu an dünya haricinde astronotlar oraya çıkıyorlar aslında. Aynen. Mesela
kim çıktı oradan? Yuri Gagarin var. Biliyorsun Yuri Gagarin'i. Bir tane astronot. O çıktı. Kaç sen biraz inceliyoruz çünkü bilim. Ya çünkü sen incelediğin için arkadaşlar bu arada teknoloji inceliyor arkadaşım. Yani bayağı teknoloji konusunda ilerledi. Soruyorum yani sence Amerikan astronotları ilerledi mi dünya üzerinde? Ruslar var, Çinliler var. Tabii, Türkiye tabii. Daha bu kadar ileride değil astronotlar Amerikalar konusunda. Ama Amerikalılar ileride. NASA. Adamlar üstleri var yani. Tabii tabii NASA. Evet NASA. Şu an Rusya, Çin zorluyor ama daha Türkiye daha yeni adım attı. İşte uzay sanayine, uzay yollarına yeni adım attı ama biz o kadar daha gelişmiş değiliz abi. Onlar bayağı ileride ya. Evet. O konularda arkadaşlar maalesef Amerika değil mi? Önde uzayda. Uzay hatta şöyle bir haber hiç duydun mu? Uzay ordusu kurdu Trump. Trump uzay ordusu kurdu. Biliyorum. Arkadaşlar haberlerde. Aynen, evet. Haberlerde mesela Trump uzay ordusu kurdu. Düşünseniz uzaydaki tehlike. İleride bütün savaşlar uzaydan olacak. Evet. Bütün savaşlar. Artık çağ atıyoruz işte. Yani. Çağ atıyoruz ya. Çağ atıyoruz. Evet. Çağ. Yani yıllar ilerledikçe daha da büyüyoruz yani. Yani geçmişten döneme baksana şu anki. Yani kaç yüzyıldayız? 20. Abi. Yüzyıldayız şu an. Düşünsene adam seni uzayda. Zaten senin her şeyini görüyor ama uzaydan. Bu, evet, her şeyini her görüyor. Şeyini, tabii, arkadaşlar her şeyini takip edebiliyor, görüyor. Yani isteyin istemeyin. GPS üzerinden her şeyi seni takip ediyor. Bir de ekstra olarak şunu söyleyeyim. Şu an seni bile izliyorlar yani. Tabii ki her şeyi ya her şeyi. Ekstra olarak şunu söyleyeyim. Abi şöyle bir örnek vereyim ben. Madem bu konuya girdik. Telefonun kamerasından tutun televizyonunuzun kamerasına kadar. Televizyonunuzun ses alma yerinden bile dinleyebilirsiniz. Ses alma yerinden dinler. Her şeyi dinler. Her şeyden dinleyin. Şey yeter ki istesin. Konuya şöyle tekrar devam ediyorum. Uzay sistemleri bayağı bir gelişiyor. Uzay orduları kuruluyor. İleride savaşlar uzaydan olacak. Uzay savaşları olacak. Uzayı ele geçiren dünyayı ele geçirecek. Amerika şu an adımını attı. Evet. Amerika şu an adımını attı. Trump adımını attı. Evet. İmzaladı yani bunu. Evet. O yüzden de dediğim gibi bu uzay sistemlerine biraz daha ağırlık vermek lazım. Her bakımdan. Teknoloji olarak olsun. Uzay olarak olsun. Rusya ne yaptı? Bir tane şey gönderdi oraya. Fizi gönderdi. Ya devamlı atıyor. Devamlı atıyor. Sürekli atıyor. Ben inceliyorum. Sürekli yabancı dış basın gazetelerini okuyorum. İnceliyorum. Bakıyorum evet. Ama Türkiye ya daha fırlatamadı hani. Ya uzaya daha gitmedi. Yani teknolojimiz evet. O kadar ilerlemedi. Bu tabii ki milli bütçeyle yavaş alakalı. Şeyimiz yavaş yavaş ilerliyoruz yani biz de büyüyoruz. Aynen İnşallah. yavaş yavaş büyüyoruz. İnşallah. O kadar ilerleyemedik arkadaşlar ama bir büyüme kat ediliyor yani yavaş evet. Yavaş. Ben inanıyorum ki daha da ilerleyeceğimiz evet, yani bir umut var. İnşallah. Bir umut var. Bizde çünkü mühendislerim çok çok iyi. Çok kaliteli tabii. Mühendislerimiz var. Çok yani iyi bilim adamlarımız var. Yani Türk her şeyi tabii. Başarır yani. Bu şu demek yani. Yani aslında hedefim yani aslında isteğim şu. Düşsenize Türk bayrağını şeye değil mi? Ayak adamlar dikiyor ya değil mi? Evet. Çok farklı olurdu yani gerçekten. Şu an orada astronotların bile yani ayak izleri var. Türk astronot isterdim. Tabii tabii. Ayak izleri var. Tabii tabii. Neydi onun yani neydi bu? Amerikalılar. Foto var ya onun. Evet. Ay'a çıktı o zaten orada. Aynen. Bazıları şey diyor buna. Fotomontaj yiyenler falan filan var ama yalan. Adamlar yok. Gitti. Bayağı gitti. Adamlar yani bayağı bir gitti. O yüzden de uzayı elinde tutan her şey elinde tutacaktır. Ben bunu söyleyeyim. Uzayı elinde tutan her şey elinde tutacaktır. Uzay bayağı bir gelişiyor. Teknoloji geliştikçe her şey gelişiyor. Şu an oralarda işte yaşam olur mu desem yani olmaz. Abi dünya gibi bir yer varsa daha biz kestiremedik bilmiyoruz ama ben şuna inanıyorum ki bizim dünyamız haricinde yaşam bence var. Dünyamızın haricinde yaşam var ve UFO'larda var. Tabii tabii. UFO'lar da var nereden ama biz bilmiyoruz yani şu an gizemli olduğu için tam biz kestiremiyoruz yani. 20 yıl önce bundan ABD'de görülmüş bu UFO. Hı hı. Yani şu an uzaylılar var ama yani şekil olarak nasıllar yani şu an onlar? Abi yani dediğin gibi yani ama bir bilinmezlik film, var yani bir bilinmezlik var değil mi? Bilmiyoruz şu anda bazen filmlerde falan görmüşsün yani filmlerde aynen. Onun gibi zannediyorsun yani. Onun gibi zannediyoruz. Mesela daha canlı hiç göremedik var, onu, ama. Film var onu izledin mi sen? O ismi? Çılgın Marslılar diye bir film var. Aynı onlara aynen. Benziyor yani. Abi şöyle geliyorlar söyleyeyim. Geliyorlar uzayı işte aynen. Dünyaya geliyorlar. İşte dünyayı istila ediyorlar işte insanları öldürüyorlar. Ateş ederekten böyle işte silahlarla ateş ediyor. Adam yanıyor iskelet haline geliyor işte. Evet. İzledin mi o filmi? Yani sanırım izledim. Yani geliyor. Onun sanırım gibi izledim. Ya o. Aynen. Yani. Çünkü uzay filmlerine ben de bayağı meraklıyım. Yani tüm uzay filmlerine hemen arkadaşlar evet. 99 izlemişimdir. Yani ben film arşivim vakit arşivlerim var ama senin de öyle. Sen aşk kitap okuyan birisin. Evet. Arkadaşın da bu arada hani kitap sevdalısı. Ama ne olursa olsun hani şu konuya buradan girin dikkat çeksin diye ama teknoloji ve uzay
bayağı bir gelişiyor şu anda abi. Tabii, hani bunu tabii. konuş biz burada var ya. Tabii. 4 saat konuşalım. Şu an biz bunu bu şekilde çekiyoruz ama bitiremez bu konuyu. Evet. Yani senin sohbetin yani. Güzel yani. Evet, evet. Senin sohbetin gayet kaliteli. Şu an bunları konuşursak bayağı bir uzun sürer yani şu an. Arkadaşlar yani hepsini sığdıramıyoruz buraya evet. ama biz böyle özet şeklinde geçiyoruz. Hani var mı yok. Sen bu arada inanıyor musun uzaylıların varlığına? Şu an uzaylıların varlığına ben ne diyeyim yani şu an. Ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ben inanıyorum. Ben. Bizim dışı yani, aynen. Evet. Bizim dışımızda yani, arkadaşlar bir şeyler var. Geliyorlar bunlar böyle. Aynen. Geliyorlar geçiyorlar ama tekrar gidiyorlar. Gelip geçiyorlar. Gelip gidiyorlar. Belki denetliyorlar. Şimdi belki adamlar zamanda... uzayın hakim. Bilemezsin evet, ki evet. abi sen. Bir şey şu an bir bilinmezlik var yani. Ama mantıklı olarak şunu söyleyebilirim ki bizim dışımızda yaşayan varlıklar var. Adını koyamıyoruz. Bunlar UFO'lar mı başka bir şey mi ama ben bir şey, varlıklara inanıyorum. Evet. Bizim dışımızdaki canlıların varlıklarına. Ya bilinmeyen bir sürü varlıklar var aynen. yani. Şey, insan dışı olsun her şeyi. Yani çünkü uzaylar... kaç kişi gitti ya uzaya? Yani dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. Kaç kişi gitti uzaya? Kaç kişi gitti abi uzaya? Uzaya kaç kişi gitti? Uzaya toplam yani, 50 kişi gitti mi astronotlar? Ya şu an rakam olarak bilmiyorum da yani. Sallıyorum yani şu anda ben rakam olarak ben arkadaşlar şöyle düşünüyorum. ABD'li falan var, Rus var. 50 olsun, 100 olsun bak. Hmm. Çıkan diyorum ben. Hani aya inen. Ama onun dışında düşünsenize 8,5 milyar insandan 50-100 kişi gidiyor. Hmm. Yok yani giden yok. Ya bilinmezlik var. Merak ettik tutamıyorum. Ha, adam da aya gidemiyor, yukarı gidemiyor sen. Ya, yorum yapıyorsun, örnek veriyorum hani. Adam aya basıyor yani, Mars'a aya basıyor desem, Jüpiter'a basa desem yani. Düşünsene evet. daha Mars'a basılacak. Aynen, aynen. Mars'a gidir, ya Mars'a gitmek, lafını da kesiyorum burada, çok konuşmuş gibi diyorum ama. Yok, abi sabır. Gidiş 6 aymış ya. Mars arkadaşlar, son sürat gidiş 6 ay. Geliş kaç 6 ay. Işın yılı var. Valla, bir kere gidiş 6 ay olduğunu biliyorum ben kesin. Yani adam, düşünsene biz Mars'a gidiyoruz seninle beraber. Her şey hazır, parayı bulmuşuz, Amerikalılar kabul ediyor, gidiyoruz. 6 ayda gidiyoruz. Bir de orada yaşaması var bunun. Bir de 6 ayda giriyorsun yani. Gidişin bile tehlikeli. Geri evet. gelemeyebilirsin. Gelemeyebilirsin. Geri gelemeyebilirsin. O yüzden yani orada gelemeyebilir. Orada ölebilirsin. Aynen. Orada. Uzay evet. teknolojisi bayağı bir evet. hem pahalı, yani. Çok pahalı. Uzayla uğraşmak pahalı. Bütçe ister, ekonomi ister hem de bayağı öyle bilim ister. Bir de uzaydan maden taşıyorlar. Maden taşımacılığına da başlayacaklarmış mesela Elon Musk. Uzaydan arkadaşlar, uzaydan böyle altından daha değerli platinyum, değil mi? Hı hı. Bu tarz madenleri alıp dünyaya getirip satmak isteyenler var. Evet. Bunlar arkadaşlar milyon dolar. Evet. O yüzden yatırımı da var, uzay yatırımları da var. O yüzden uzay kim elindeyse dünyanın şu anda hakimi evet, odur. Aynen. Şu anda da aynen. Amerika yavaş yavaş bunu el attı. Bakalım zamanla göreceğiz. Güzel sohbet ettik bu arada. Sohbet için ben teşekkür ediyorum sana. Güzel, rica ederim. Benim sohbetim nasıldı? Çok güzeldi harika. Sağ ol, teşekkür ederim harika ben de. Ufak ufak arkadaşlar kapatıyor. Çok da uzun olmasın. Kısa kısa böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Bir şey diyor musun arkadaşlara? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsiniz. Böyle narizane sohbet ediyoruz. Açık havada. Karışık ortaya. Aynen, ortaya karışık. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.